Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbağ.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeninizi alırım. Peşin peşin söyleyeyim çünkü transfer konuşacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Ancak transferden de önemli şeyler var. Fransa'dan Fenerbahçe yorumu Lale Orta, Ali Koç... Ha pardon Frans... Bu sezon çıktı 19 resmi maçın hepsini kazanan Fenerbahçe İngiltere'den sonra Fransa basını da gündem oldu. Fransız medyasından Foot merkado Sarla tarihi performansını şu ifadelerle analiz ettiğim Son şampiyonluğunu 10 yıl önce elde eden Fenerbahçe. Ama Galatasaraylı arkadaşlarım çocuklarının ölüsü üzerine, Kur'an-ı Kerim üstüne, analarının babalarının namusu üzerine yemin ediyorlar. Bunun Fenerbahçe hakemlerce korlanıyor diye. Yani galiplik var. Lige iyi bir başlangıç yapmış gibi gözüküyor. En yakın rakibi TFF'ne 2. Adana Demirspor'a 10 puan fark atmış durumda. Fenerbahçe lig performansının yanı sıra Avrupa'da da göz kamaştırıyor. Sarla Acıbertler sezon başında üst düzey ve tecrübeli oyuncular alarak kadrosunu doğru bir planlamada planlama ile genişletmesini bildi demek istiyor herhalde. Gelen oyuncuların hepsi çok tatmin edici bir başlangıç sergiledi. Ciko ve Kao savunmanın göbeğinde önemli bir ikili oldu. Deme. Ya Fenerbahçe taraftar biraz da Icardi falan sevseniz ya. Siz kimi sevseniz başı beladan kurtulmuyor. Torreira'yı falan biraz övsenize ya. Vallahi bak. Abdülkerim Bardak mesela Abdülkerim Bardakçı'yı övün Galatasaray'daki. İnanın Galatasaray'ın bütün şeyini, şirazesini kaydırırsınız ya. Biraz şey yapın. Neyse. Şimanski zaten ölümcül olan Tadic Ceko ikilisinin mükemmel bir tamamlayıcısı oldu. İyi de Şimanski körer değil ki. Kimsi körer diyor ona. Yani. Bu sezon 19 galibiyet alan Fenerbahçe başarı arayışında endişe verici rahatlık bile sergiledi. 11 maçta gol yememeyi başaran İsmail Kartal'ın oyuncuları sağlam bir savunmaya sahip. Aynı zamanda Fenerbahçe 10 maçta 29 golle hücum yollarında çok etkili bir görüntü sergiledi. Fenerbahçe %100 işine adamış bir antrenöre sahip. Teknik direktör İsmail Kartal sadece teknik direktörlük nitelikleriyle değil kulübe olan bağlılığıyla da ön plana çıkıyor. Başarılı çalıştırıcı 1983-93 yılları arasında Sarı Lacivert formayı giydi. Bu sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen teknik direktörü Kartal şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok çalışıyor. 24 Aralık'ta Türkiye Futbol Federasyonu ile oynayacakları karşılaşma kulübün hedefini net olarak ortaya koyacak. İnşallah o maçta da Fenerbahçe TFF'ye e, rekorlarla dolu başlangıcı atan Fenerbahçe bu arada yeni bir rekora gözünü dikmiş arkadaşlar. Sevgili Sercan Hamzoğlu'ya buradan selamlar olsun. Güzel bir paylaşımda bulunmuş. Diyor ki geçen sezonla birlikte 11 lig maçından 3 puan alan Sarlı Hacivertler. Yani arka arkaya 11 lig maçından 3 puan alan Sarlı Hacivertler. Ligde üst üste 4 maç daha kazanırsa Galatasaray'ın elindeki 14 maçlık rekoru da alacak diyor. Hadi inşallah. Fenerbahçe hafta sonu Trabzonspor'u yenmesi durumunda ligde kendi üst üste kazanma rekorunu egal edecek. Rekor 2005-2006 sezonunda Davum'la 12 maçlık seriye ait diyor. Trabzonspor maçından 3 puan alınırsa İsmail Kartal ligde Aykut Kocaman'ın da rekoruna geçecek ve Fenerbahçe ile üst üste 11 lig maçı kazanan tek yerli teknik adam olacak. İsmail Kartal 2 maç üst üste alırsa davamı da geçerek rekorun tek sahibi olmayı başaracak demiş. Haydi inşallah. Şimdi bir arkadaşın yorumu benim çok dikkatimi çöktü. Bu kadroyla ben de yaparım. Yap ulan. O kadroyla sen de yap. Hadi ulan. Kurun Fenerbahçe'ye müjde. Milan Kurun ile yeni sözleşme konusunda yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı diyor. İtalyan ekibi 30 yaşındaki oyuncunun yerine Boca Juniors'un orta sahası Fernandez'i gündemine aldı. Abi benim bir düşüncem vardır. Bilmiyorum katılır mısınız? Haber böyle mi? Fernandez Boca Junior. Hemen yaz. Harbi söylüyorum ya. Ha. Paul Fernandez Boca Juniors'tan 2 milyon euro transfer market değerine sahip. Yani 1.76 boyunda oyuncu. 2 yaşında. Demek ki adamlar yaşlı seviyor. 42 maçta 2 gol 2 asisti var. 3328 dakika. Yani eğer oyuncu gençse direkt biz çökelim diyecektim. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Yani bende böyle bir şeylik vardır. Bilmiyorum belki de Kayserilik'ten. Şunu söyleyeyim. Ya kurun iç e, konusunda aynı şeyi düşünmüyoruz ya. ya aynı şeyi düşünmüyoruz kurun iç konusunda. Ben şunu söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'de İsmail Yüksek iyi bir futbolcu değil mi arkadaşlar? İyi bir futbolcu. Şimdi sen kurun getirsen İsmail yüksek mi oynatacaksın? Kurun içi mi oynatacaksın? mecbur kurun oynatacaksın. Ha ben de onu söylüyorum işte. Hal böyleyken Şimdi Milan Kurunic Milan'dan Fenerbahçe'nin kendisine önerdiği 3.5 milyon euro yıllık ücret talep etmiş. Ya Fenerbahçe 3.5 talep edemez arkadaşlar. Edemez. Edemez. Çünkü Fenerbahçe'nin belli bir harcama limiti var. Belli bir ekonomisi var. Edemez. İtalyan ekibi 2,5 milyon euroya kadar çıkmış durumda. Şimdi şunu da söyleyeyim. 2,5'a kadar çıktılarsa eline geçecek para 1,5 milyon euro olur. Vergilerden dolayı. Fenerbahçe'nin teklifi 1,9 milyon euro. Lyon'da devre demiş 30 yaşındaki oyuncu için Milan arayışlara başladı diyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben bu Kurunic olayında Kurunic Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. E sebebi de malum Justin kovar var. Adamın kaptanı burada. Yani şu anda mesela Türk bir futbolcu olsanız Real Madrid sizi istese Arda Güler var diye gider Arda'dan bilgi alırsınız. Ay, almaz mısınız? Yani bilmiyorum ya. Mesela Amerika'ya gidecek olsanız Rossi'den şey yaparsınız. Gerçi biz Rossi'den bilgi alırız. Amerika'ya gidecek başka kişiler ya Amerika'daki başka kişilerden e, bilgi alır. Bunu bilemeyiz. Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye önerildi. Lan. Ha pardon. E, Denayer'den bahsediyormuş. Tövbe estağfurullah. Amerika falan deyince. Ocak ayında takviye yapacağı bölgeleri belirleyen Sarla Hacivertler'de plan değişikliği yaşandı. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası transfer hedeflerini değiştiren Kanarya devrarsa için Galatasaray'ın eski yıldızını gündemine aldı. Hem ligde hem Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de flash transferler ve flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Nasıl bir cümle? Şu ana kadar sezona damga vuran bir performans sergileyen sarı lacivertlerde gözler bir yandan da Ocak ayına çevrilmiş durumda. Yönetim devre arasında takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirlemeye başladı. Adilan Geçtiğimiz haftaya kadar Ocak ayı için bir ya da iki transfer hedefliyordu. Üç hedefliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Ancak sarı lacivertlerde yaşanan sakatlıklar sonrasında tüm planlar değişti. Yönetim adeta acil durum koduyla transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertlerin transferindeki ilk hedefin artık stoper bölgesi olduğu öğrenildi. Yok ya bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim önerildi. Kanarya'nın Galatasaray'ın eski yıldızını gündeme aldığı iddia edildi. 28 yaşındaki stoperin Suudi Arabistan takımlarından al ayrılmak istediği belirtildi. Sezon başında bedelsiz bir şekilde Al-Fattah takımına giden Belçikalı defansın kulübünde mutsuz olduğu kaydedildi. Başarılı oyuncunun stoper arayışında olan Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi. Haberde diyor ki teklif edildi. Haberde diyor ki Fenerbahçe gündemini aldı haberde diyor ki Fenerbahçe'ye önerildi haberde diyor ki Fenerbahçe hedefini aldı hangisi doğru size soruyorum hangisi doğru şekerim bana bir doğrudan bahsedin hangisi doğru ya Fenerbahçe gündemini aldı o zaman Fenerbahçe kendi bilerek bilinçli olarak isteyerek gündemini almıştır Fenerbahçe'ye önerildi o zaman Fenerbahçe'nin dışındadır ben şunu söyleyeyim denayer konusunda şunu söyleyeyim bir futbolcu Kendine bu kadar büyük kötülük yapar mı? Yapar. 28 Eylül 2022'de Olimpik Lyon'da sözleşmesi bitmişti. Biz Fenerbahçe olarak o dönem istemiştik oyuncuyu. Ancak oyuncudaki yıllık ücret aşkı çıldırtacak düzeydeydi. 8 milyon eurodan açmıştı ağzı. 8 milyon euro. Bildiğiniz euro yani 8 milyon euro. Yani bildiğiniz Zaha'nın yıllık ücreti kadar bir şey istedi. O kadar söyleyeyim. 8 milyon biz anlaşamadık. Sonra Arap takımına gittim. Arap takımında değeri o kadar düştü ki oradan da Al-Fatah'a gitti. Arkadaşlar Denayer ben size şunu söyleyeyim. Ne bize önerildi kabul edin, ne alacağız kabul edin. Açık net bir şekilde yalanlıyorum. Resmi adımlar atılabilir falan filan İstediği kadar yazsınlar. Hullien yalan. Tamam? Hüleyen yalan. Emre Demir Ümraniye Spor'da golle tanıştı. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Ümraniye Spor'a transfer olan Emre Demir golle tanıştı. Ümraniye Spor'un yaz transfer döneminde hadi ya. Trendyol birincilik ekiplerinden siftah dedi Ziraat Türkiye Kupası. E bir de o var değil mi Ziraat Türkiye Kupası var. Üçüncü tur karşılaşmasında Ümraniye Spor'un kendi sahasında Ordu Spor 1967'yi 5-1 mağlup ettiği maçta 6. dakikada takımının ikinci golünü kaydetmiş Emre Demir. Ümraniye Spor forması ilk golünü de kaydetmiş oldu. 6 resmi maça çıkmış. Bu maçla beraber bir gol, bir asistlik katkıda bulunmuş. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe futbolcusu olup başka takıma kiralık gidip gelişip dönene ben çok şahit olmadım. Açık söyleyeyim. İsmail Yüksek istisna. O da yeteneğinden dolayı çocuğun. Yani Fenerbahçe almış. 1.300.000 euro piyasa değeri varken 450.000 euroya düşürmüş transfer market. Ulan Yusuf Demir miydi neydi? Onu Galatasaray aldı. Hiç oynamadı eleman. 129 dakika oynadı. Ulan hiç değiştirmediniz transfer market değerini. Hiç mi Allah korkunuz mu yok? Ulan tamam ben iyidir, hoştur, şudur, budur demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ulan Fenerbahçe futbolcusu olunca değerini düşürüyorsunuz. Galatasaray futbolcusu olunca ellemiyorsunuz ya. O da var ya çok iğrenç bir durum ya. Gerçekten iğrenç bir durum ya. Bak daha da bir tık daha ötesine gideyim bir tık daha ötesine gideyim. Evet şu anda YouTube Demir dediğin evet şu anda kiralık başka bir ligde. piyasa değeri aynı duruyor. Güçten 6 milyon euro verdiler. 5 milyon euro piyasa değeri iken 6 verdiler. Aldılar 129 dakika süre aldı. 5'te de durdu değeri. 5'te de durdu. Ya arkadaş gerçekten yani söyleyeyim söyleyeyim diyorum da ayıptır be. Bu çocukların hakkına giriyorsunuz bak günah be. Fenerbahçe'de hazır olan emri Yusuf Akçiçek. Şimdi burayı da konuşalım. İsmail Kartal savunma altında yaşanan sakatlıklardan dolayı 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'e hazır ol talimatını verdi. Bir şey söyleyeceğim. Yusuf Akçiçek hani tanıdığım için söylüyorum. Beyinsiz bir çocuk değil. Hazır ol talimatı vermesine gerek var mı? Luan Perez yok. <laughs> o yönetede zaten oynayamaz. Çiku sakat. Çiku injury. Kawa injury. Serdar Aziz injury. Elde kaldı Samet Akay injury. İyi o zaman ben oynayabilirim. Demeyi akıllı demiyor mu futbolcular? Hani bu haberi yapan arkadaş şunu mu düşünüyor acaba? Yusuf Akçık ne yapıyor? Sabahleyin açıyor bilgisayarı. Hunter falan filan işte 3-5 Twitter'da falan takılayım falan. Mı düşünüyor? Oğlum bu adamın futbol zaten hazır ol emrine gerek yok ki. Hazır Futbolcu zaten kendini hazır ediyordur. Yusuf Akçı'ya hazır ol emri verdi. Sezon 19'da 19'da başlayan Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıktı. İsmail Kartal farklı arayışlara girmeye başladı. Trabzonspor maçında stoperde Jadon Osterbolde ile Samet Akaydın'a forma vermeyi planlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Niye sadece bunları düşünüyorsunuz? E, Crespo'ya da belki forma verebilir. Yok hocam Crespo'ya vermez. Ne biliyorsunuz? Elinize bir garanti var mı? Yani Crespo'ya forma vermeyeceğinden nereden eminsiniz? Yedek stoperi kalmadı Fenerbahçe'nin. 17 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçı'ya hazır ol emri verdi. Kulübede olması da bekleniyor. Konferans liginde Ludo Goreski de olacak. oynayacak. Maçta forma gelir. Arkadaşlar Samet Akaydın listede yok. Mert Müldür de listede yok. Sadece Osterwold de var Avrupa listesinde. Ya Bartu Elmaz da yok diye hatırlıyorum ama neyse. Yani birçok isim yok. Mecburen o gün Avrupa'da stoperde Crespo Osterwold'e oynarsa şaşırmayacaksınız. Ya da Trabzonspor maçında Crespo Osterwold'e oynarsa şaşırmayacaksın. Osterwold'e Yusuf oynatır mı? Asla. Çünkü Osterwold'e de sol ayaklı, Yusuf da sol ayaklı. İki sola yan yana oynatmak çok ciddi bir risk. Zannetmiyorum. Şörlot'tan Fenerbahçe Beşiktaş itirafı. Bir zamanlar Trabzonspor forması giyen yani Norveçli Alexander Charlotte önemli açıklamalarda bulmuş. Bu arada eşim dedi ki Trabzonspor'da sarışın bir tane çocuk var diye o dedi hala duruyor mu gitti mi? Şorlottan o zaman. Ha ondan gitti. O zaman Fener rahat alır. E sakatlarımız da, olsun rahat alır dedi. Hadi inşallah bakalım. Şimdi bir dönem Trabzonspor forması genç Charlotte İspanya ekibi ileride attığı gollerle La Liga'ya damga vurmaya devam ediyor. Norveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere, Almanya, Belçika, Türkiye ve İspanya'da boy gösteren 27 yaşındaki forvet önemli açıklamalarda bulunmuş. Türkiye'de Trabzonspor kariyerine ayrı bir parantez açmış. Yaşadığım en çılgın deneyimdi ve o maçları özlüyorum. Almanya, İngiltere, İspanya, Belçika ve Danimarka'da oynadım. Ama Türkiye ile hiçbiri kıyaslanamaz. Neredeyse bir savaş bölgesine girmek gibiydi. Ulan. Ayrıca tüm kulvarlara attığım 33 golle en iyi sezonumu geçirdim. Fenerbahçe 5 taş terbiyeleri inanılmazdı. Goller attım. Tüm önemli maçlarda gol attım. Sonunda kupayı kazandık demiş. Ulan var ya bir şey söyleyeceğim. Hani aslında o dönem tam Fenerbahçe'ye uyan forvet tipi. Ama Trabzonspor bir riske girdi. Orada hiç gol atmayan elemanı getirdi. Tuttu. Size bir şey diyeyim mi? Şimdi ihtimal olsun şimdi bile alabilirsin. Mantıklı ama zannetmiyorum. 13 maç 6 gol 1 asist yapmış 967 dakika. Mesela bu ve Vedat Muriç'i. O sezon mesela ee, birçok tuhaf enteresan maç yönetimleri oldu hakemlerin. Hepinizin malum olan şeyler. Vedat Muriçi mesela bu sene o da ee, Vedat Muriçi bu sene 11 maçta 4 gol 2 asisti var. La Liga'da 978 dakikada. Aslında var ya Ceko'yu tamamlayacak ismi biz hani bu tip bir isimle bulmalıyız. Batu Şua'yı Sprinter Forvet. Hani neyse demek istediğimi anladınız. Fenerbahçe'de Ryan Kent'in geleceği netleşti. Zaten netti. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kent stoper oynar mı ya? Lan bir dönem sol bekten yana Fenerbahçe'nin yüzü gülmedi. Herkese soruyor. sol bek oynar mısın? Şimdi Stopper'den stoperden yana yüzü gülmüyor. Ha skorlardan yana yüzü gülsün. Mesela o en uzun süre dönecek. İnşallah BK'o dönene kadar Fenerbahçe Aralık Ser maçını kazanmayı devam eder. Bunu sürdürür inşallah. Aralık Ser maçını kazanmayı sürdürür inşallah. İnşallah. O zaman sıfır sıkıntı değil mi? Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Kent hakkında bomba bir iddia geldi. Neymiş lan? Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı öne sürülen İngiliz oyuncunun geleceği netleşiyor. İşte ayrıntılar. Fenerbahçe'de mutsuz muymuş? Oğlum Kent'in timsahı bile mutlu Fenerbahçe. ne anlatıyorsunuz? Kent'in timsahı bile Fenerbahçe'de mutlu. Yıldız transferlerinin neredeyse hepsinden maksimum verim alan Kanarya Sadece kentten beklediği karşılığı bulamadı. İsmail Kartal'ın son tercihler arasında yer alan kent istediği süreyi de alamadı. Ayar kırıklığı olan 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Bu gelişmelerin aksine İngiliz basınından tam tersi bir iddia geldi. Otomaç editörü Selimcan Can Özcan'ın değil rekordtan derlediği habere göre kent Ocak ayında Sarı Lacivert takımdan ayrılmayacak. Kentin İstanbul'da kabus gibi günler geçirdiği belirtilirken Ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi. Haberde 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olduğu vurgulanırken özellikle forma şansı bulmakta zorlandı ve daha konferans ligi maçlarında süre aldığı belirtildi. İsmail Kartal uyarmış. Fenerbahçe'ye sadakat göstermesini isteyerek kondisyonunu arttırması uyarısında bulunmuş. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak Fenerbahçe taraftarındaki mükemmelliyetçilik ve doğurucu davutçuluk beni perişan ediyor. Gerçekten bak. Abi 8 milyon euro transfer market değeri var. 26 yaşında. Kasım 11 Kasım'da 27 olacak da belirteyim. İngiltere U20'de oynamış. Hani o kadar kalitesiz topçu olsa oraya almazlar. Önce onu söyleyeyim. Hocam Fenerbahçe'de niye tutmadı? Fenerbahçe'de niye tutmadığını şöyle söyleyeyim size. Umduğuyla bulduğu çok farklı. Bakın umduğuyla bulduğu çok farklı. Oyuncu Liverpool alt yapısından yetişmiş. İngiltere'nin tozunu koklamış, yemiş, içmiş. O sayede Fenerbahçe'ye gelinde tutmadı biliyor musunuz? İyi de hocam İngiltere futbolun beşiği İngiltere'de oynayan adam burayı donunda sallar diyorsunuz ya ben de size gülüyorum. Öyle bir dünya yok. Hentin ligi alışması takım alışması belki bir seneyi bulacak. Ama şunu söyleyeyim. 12 maç 496 dakika bir gol 2 asist. Yani hiç belli olmaz bu şeyler. Bazı şeyler hiç belli olmaz. Kentin forvet arkası oynayabildiğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Eminim bilmiyordunuz. Eminim bilmiyordunuz. Kentin forvet arkası oynadığını eminim bilmiyordunuz. Ben size bir şey söyleyeyim. Kent forvet arkasında çok müthiş bir golcüye dönüşür desem inanmazsınız. Bugün belki de Şimanski'nin yedeği olarak da düşünülüyordur. Kent konusunda ve diğer futbolcular konusunda sadece sabırlı davran. Bakın bir cümle vardır. İşler iyi gittiğinde kimse sizi sorgulamaz. İşler kötü gittiğinde sorgulun, sorgulanmayacak şeyleriniz bile sorgulanır diye. İşler iyi gitsin kimse sorgulamasın. Ama şunu söyleyeyim devre arasında satmak istesen bile 6-7'ye satabilirsin. Ajax teknik direktörü Van Ship. Yönetimin bilgisi dahilinde Tadiş ile görüşerek her zaman takımda bir yer olduğunu söyledim. Yani Ajax teknik direktöründen bildiğiniz yani bildiğiniz resmi teklif gelmiş Tadiç'e. Takımda yeri olduğunu söyledim. O ise bana Ajax'ın kendisine farklı bir yeri olduğunu ama Türkiye'de kalacağını ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi diyor. Yani Tadiç ateşi yakmış. Tadiç on fire demiş. Arkadaşlar bu videonun uzun lafın kısası. Denayer Kulliyen yalan. Kurun iç için gelmek için can atıyor. Ama konuşulan rakamlar doğru değil. Milan'ın da indirim yapması lazım şu şartlarda zor ama Milan indirim yaparsa ben olmaz demiyorum. Yusuf Akçiçek ben oynamasını istiyorum. Yani ya varsın. Yani Ludo Gores maçında oynasın. Ne kaybedeceksin? Belki bir futbol kazanacaksın. En fazla mağlup olursun. En fazla. Hocam seri gider. Lan umrunda mı seri ya? Bırakın Allah aşkına. Kent. Kent karakterli bir çocuk. Üstüne düşünmesi gereken bir çocuk. Sakatlarımız CQ, CQ, Bekao, Şimanski, Ceko, hani bunları da konuştuk. CQ, Bekao zaten dönüyor. Şimanski, Ceko. Gollerine devam ettiğimizde Fenerbahçe mutlu olur. Ha, Trabzonspor maçında hepiniz şeyi düşünüyorsunuz. Sakatları düşünüyorsunuz. Ben de başka bir şey söyleyeyim. Bir iddiada bulunayım mesela. Maç başladı. Dakika 2, Fenerbahçe 1-0 önde. Dakika 6, Fenerbahçe 2-0 önde. Dakika 12, Fenerbahçe 3-0 önde. Stopere bakar mısınız? Bakmazsınız. Top yapar Fenerbahçe. Trabzonspor aman tarihi fark yemeyelim. Aman 61'in plaka kodunu yazdırmayalım diye savunmaya çekilecek. Ama Fenerbahçe'nin yapması gereken ne? Hücum. Güzel hücum. Süper hücum. Hani biz diyoruz ya bitiricilik konusunda sıkıntı. Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşamayın. Şu 3 maç Fenerbahçe bitiricilikte hiç sıkıntı yaşamasın. Bitti. Zaten pozisyona girmekte zirvedeyiz. Zaten net gol pozisyonunda zirvedeyiz. Rakip ceza sahasından topla buluşmada zirvedeyiz. Orta isabetinde, orta sayısında zirvedeyiz. Başarılı linkte. ikili mücadelelerde. Gayet iyiyiz. Yolun sonu bu olsun. Satıcı'yı de tebrik ediyorum. Bak takımı sahiplenmek çok başka bir şey. Her baba yiğidin yapacağı bir şey değil. Takımı sahiplenmek karakterli futbolcuların işidir. Nice futbolcular gördük Türk futbolu. Karakterin k'si olmayan. O yüzden karakterli futbolcularımıza sahip çıkıyorum. Hepinize bu kanala desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şunu da söyleyeyim. Fred konusunda atladığınız bir detay var. Fred'e çok ciddi teklifler gelecekti. Belli mi olur? Belki bu sakatlık sonrasında teklifler gelmeyecek olur. Yani e, kafası da rahatlamış olur. Ben Fred'in %100'ünü de tam verdiğini düşünmüyordum Fenerbahçe'ye. Belki bundan sonra tam %100'ünü verecektir. O süre zarfında bir bakacaktır ki ulan inşallah müthiş performanslar sergiler. Yani sakatlığı hani çevirip sürüp, büküp, kıvırıp lehimize çevirmemiz lazım. İnşallah çeviririz. Görüşmek üzere arkadaşlar.